biliyorsunuz korumalarımız vardı. O korumaları da biz talep etmemiştik. Bir sıkıntı görüldüğü için bu korumalar verilmişti. Sonra da açıklanmayan bir gerekçe ve sebeple bu korumalar alındı. Ne zaman oldu bunlar Sayın Kalıncı? Bunlar hemen yerel seçimlerden sonra, korumaların bizden alınması yerel seçimlerin akabinde. Biz de tabii korumadan çok, İstanbul'un trafiği çok yoğun. Hani ben sivil hayatta da bu geçiş üstünlüğüne sahip kişiler hep böyle kendi içimden ya bu kadar da olur mu diye çok söylenmişimdir. Onun için de mümkün olduğu kadar o hakkı kullanmadım ama yetişemiyorsunuz. Yani tabii. İstanbul gibi bir ilde bazen hızlı hareket etmek için zaman zaman o hakkı kullanmak. Altındağ'da yaşanan provokasyona açık olayların İstanbul'da yaşanma ihtimaline karşı biz bugün siyasetçi sorumluluğuyla bir araya geldik arkadaşlarımızla ve bu toplantıda bu konuları değerlendireceğiz. Buradan da şu çağrıyı yapmak istiyoruz. İktidarın yanlış politikaları sonucu Türkiye'nin geldiği bu durumun faturasını masum insanlara çıkartmanın bir anlamı, bir mantığı yoktur. Kimse kendini devlet yerine koymasın. Devletin yapması gereken, güvenlik güçlerinin yapması gereken işi birileri yapmaya kalkmasın. Ülkeyi ateşe atmasın, provokasyona mahal vermesin. Suçun şahsiliği ilkesi çok önemli. Bunun da altını çiziyorum. Bir kişinin veya birkaç kişinin yaptığı bir alçaklıktan dolayı, bir cinayetten dolayı veya bir kötülükten dolayı bütün bir kesimi, bütün bir grubu zan altında bırakacak, suçlayacak, şeytanlaştıracak, ötekileştirecek bir dil bize yakışmaz. Doğru da değildir, kabul edilemez. Dolayısıyla bu konuda azami derecede hassasiyet gösterme mecburiyetimiz var. Özellikle göçmen nüfusunun yoğun olduğu ilçelerdeki arkadaşlarımızla da biz bu durumu değerlendirdik. İYİ Parti il ve ilçe teşkilatları olarak böyle bir yaklaşımı, böyle bir üslubu, böyle bir tarzı ilk günden beri şiddetle reddettik. Bugün de reddediyoruz. Önümüzdeki dönemde bu hadiselerin ortalığı yangın yerine çevirecek noktaya gelmemesi için de hepimiz üstümüze düşen sorumlulukla hareket ediyoruz.